Evet, şöyle bir dışarıya da bakalım. Bugün günlerden pazar ve yağmurlu yağıyor. Kız havada neydi kız? Şu yukarıya bak. Şura ıslak, her yer yağıyor. Şura kuru gibi görünüyor bak. Havrası kuru gibi görünüyor. O ne? Renginden mi? Taş renginden herhalde. Tövbe estağfurullah dedim. Tövbe estağfurullah. Bir yere yağıyor, bir yere kurum bırakıyor dedim. Tövbe yarabbim. Arkadaş, ben gideceğim diye peşimde geziyor. Ben az, kızım az, ben az geleceğim. Geleceğim. Herkese tekrar selamlar. Daha önce konuştuğumda selam verdiğimi hiç bilmiyorum. Bilmiyorum, kendimi unuttum, ne bileyim. Hepinize selamlar. Hayırlı, mutlu akşamlar diliyorum. Anam bu kız, içeri gideyim, içeri geleyim, beri geleyim. Biraz moralim şeydi, biraz da yattım. Benim yanımdan ayrılmayayım. Çocuk gibi anam. Kız çocuk gibi peşime düşüyor. Banyoya, şeye, odaya, şey, her tarafa peşimde geleyim. Kızım seni götüremem ki. Aslında götürürdüm seni de. Dışarı şey... Canım sıkkın, canım sıkkın. Hem bir yeşillik bakarım. Dışarı atayım kendimi biraz. Canım çok sıkkın. Biraz sabahlayayım ben. Ben aldım mı bak, görüyor musun? Allah'ıma orada bakıyor. Ben nasıl kıyayım buna şimdi yarabbim. Yok yok, gelme kızım, gelme gelme, ben geleceğim. Ben geleceğim. Gelme çocuğum, gelme. Gelme, gelme. Hadi gelme. Hadi git yavrum. Git çocuğum, git çocuğum. Gelme, gelme. Ey, ayağın kısılır. Benden hiç ayrılamıyor. Bu gece benimle yattı. Batı yoktu. Herhalde arkadaşlar, bir arkadaşıyla şey görüşmesi mi yapıyor? Bir şehre gidecekmiş ya, çalışmıyor. Oralara mı bakmaya gitti, bilmiyorum. Bir şey söylemedi bana. Dün akşam gitti işte, akşamdan beri şu an yok. O da öyle, bak şu anda üzüldüm, bir bebeğimi yukarıda bıraktım gibi oldu, baksın. Ama sürekli de onu bekleyemem ki evde. Ne, ben de bunu alıyorum ya. O bağ sarılmış, ben ona. Ben nereye gitsem gideyim, ben nereye gitsem. Takip edeyim, ben resmen ya. Takip edeyim, takip. Dışarıya da hiç bakmadım, ne olduğunu da bilmiyorum. İyi iyi, yağmur. Bütün günlerden pazar ya. Biraz da uyudum bak, yüzüm gözümü yıkadım, dişlerimi gene fırçaladım, yüzüm gözümü yıkadım, gene bak açılamıyorum. Bugün günlerden pazar, biraz da saat 4'ü etmişim ben. Kimse de olmamış evde. Kahvaltı yerine de çorba yedim. Fasulye çorbası. Herde gece uyuyamıyorum, nefes alamıyorum başım. Gece nefes darlığı çok duruyor. Astım var ya ondan. Orada yeşillikçi var. Hani neydi adı? Karılar pazarlığında. Heh, öyle değil. Biraz'ın öyle deniyor oraya. Karılar pazarlığı deniyordu. Orada var. Oradan alayım bir şeyler, yeşillik falan. Hem hava. Bacım, şimdi yılbaşından sonra ev bulup gideceğim dedi. Ama şimdi ana yüreği
İşte. Ben sıkıldıkça ona sarayım. Niye gidip çalışmıyorsun diye. O da tutuyor, ben gideceğim. Burada iş mi var, beni işe mi sokuyorlar? Hakkında hayırlısı, her şeyin hayırlısını Rabbim biliyor. Rabbim her şeyin hayırlısını bize sunsun inşallah. Bilmiyorum. Candır, evlattır işte. Yüreğinde yanıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah darda kalanlara yardım et ya Rabbi. Şöyle güzel. Bu kadar yüzüm dondu ha, bu kadar soğuğu bilseydim. Atkı, bere, mere bir şeyler takardım. Anam yüzüm boğazım ha, bu kadar sardığım halde dondu. Çok soğuk. Ya yardım et ya. Ne bu? Evlendirme belediyesi var ya, dairesi oranın, orada karılar basarlı ama şuna çok yokuş. Çok elime bir şey almayacağım öyle. Yeşillik şey alacağım hani. Maydanozda şeyim yok. Çiğse de yağıyor. Şu an kamerama çiğselemez. Telefonuma çiğselemez. Bacağım ağrımaya başladı benim. Bacağım tökezlemeye başladım. Bacağım ağrımaya başladım. Kız yürüyemeyim ha, ne oldu şimdi, kaldım ayağım. Az şöyle bir yere oturdum. Sordum, dışarıda hiç buraya oturmamıştım. Küçük küçük tabureler var. Taburalar var burada. Sordum, dedim esnaflı çaymış. Dedim ki buraya bayan oturabilir miyim? Tabii tabii abla, ailede oturuyor dedi. Şurada da yeri varmış. Biraz daha burada dinleneyim, bacım daha gitmiyor. Bir tane çay içeyim. Evde hiç çay içmedim artık. Bir çorba yedim zaten. Çayım da geldi. Bir tane atacağım şimdi. Evet. Bir tane çay içtim. İçim ısındı. Geldim. Bir şey. Organik köy şeylerine, yani yayla şeyleri buralar. Yayla. Bu nereye düşeyim? Kökünden kesilmiş bak yayla pancarları. Marul, gene yayla ıspanağı. Bu hemen şey oluyor ya, onu almayacağım. Dereotu. Ha, sırgan alayım. Sırgan bağırsaklarımı da açsın hem. Sırgan. Bak bak, sen bir şey var yine. He, buraya bak. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben yeşillik almaya geldim. Bu tarafta sizin mi? Burası benim değil. Burası senin. Canım ne demiş? Ne kadar? Kilo işi mi bu? Ne diyorum, sırgan mı? He. Evet. 100 kilosu. Oo. Sen bana kilo değil de şöyle bir 20'lik, 25 gramlık falan ver. Ben olacağını söyleyeceğim. He. Bu yeter mi? He, tamamdır. Tamamdır. Hemen verelim. Hemen verelim. Hayır olsun, kalsın. Benim bir sürü topladım. Kilosu 100 liraymış. Sırganın kilosu 100 lira. Bu Sakarca ne kadar? Sakarca bağ 25 lira. Bağ 25 lira. Sen ne kadar ucuz zamanında sana veririm sana. Sakarca bağı 25 lira.
tane hapından alayım. Maydanozlar şey olmuş ya. Haydi. Evet abla. Ispanak ne kadar kilosu? Ispanak kilosu da sana 30 lira. 30 lira mı? Veriyor abi, abi de yok. Havuz sen varmış mı? Ispanak bana yarım kilo ver. Ne yarım kilo yapıyor? Hı hı. Tamam. Marul ne kadar? Ne kadar pahalı her şey. Şundan al. He, bak iyi ver. Şunu al ablam. Çok güzel. Al sana önce ne koydum bir sana. Yeter mi bir tane? Tamam yeter. Tamam benim bakayım başka. Pezik ne kadar? Pezik de 20 lira oldu sana. Az bağına bir bakayım. Bak 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 abi bak. Al et. Buyur. Aha bak. Çok biraz, güzel. Biraz solmuş gibi mi? Oradan başka bir şey baksak. Bak abla işte düğün bakabilirsin. Buyur. Suyun içerisinde o. Solmaz. He. Şuna bak. Bu daha güzel bence ya bu. Bu daha güzel. Yemeyeşim. Bunu vereyim mi abi? Tamam bunu ver. Tamam. Hemen açlamak lazım onu. Hadi. Evde hiç yeşillik kalmadı. Pazartesi pazara da inemedim. Koşturmaktan. Vergi dairesine böyle koşturdum ya. Başka. Sana göster misin? Sıkolar. Sana göster şundan vereyim sana. Kaç yıl oynamaz? Sakarca yok, sakarca almıyor. Domates çok yoruldu. Çay söyleyeyim, çay içeceğim. Yeşil domatesimizi de başlayalım. Maydanoz. İyisinden bir tane de maydanoz alacağım. Tamam. Şöyle bana bir iyisinden seç böyle de. Çektim bunu. Oldu sana diğer yoktan maydanoz. Maydanoz kaç lira? Maydanoz 10 lira. Evet. 20, 30. 30, 20 de bu. 50. 50, 15 de şey ıspanak. 50, 65. 40 ama... 105 lira. 100 lira versen. 100 lira vereyim. Önemli değil. Yoğurt değil mi? Organik. Bunlar süt. O süt şu. Tabii ki. Ne kadar yoğurt? Bizim jelli yoğurt bu. 125 lira. Bak. Buyur. Bak. Bak iki köy yoğurdu. Dur ama. Neyse götüremem. Benim mi yoğurt? Yok götüremem. Oraya doğru çıkacağım yok çıkaramam. Bak. Oldu sağ olun. Hadi şimdi görüşürüz. Buradaki maydanozlar daha güzelmiş. Şunu soracağım ya şu kürkü. Buraya da bakan yok ki bacım ya. İçeriden bakan yok. Bana şey de lazım ya. Abiye bakan sen misin yavrum? İşte. Çok güzel sirkelisi oluyor bunun. Biz pezik pancarı, şeker pancarı aslında başka yerde. Ama biz pezik sapı diyoruz buna, pezik kökü. Yani şöyle pazık kökü. Şunda çok fazla tadı olmaz da bu şeker gibi olur. Şey 35 liraymış, alamadım. 35 lira. Şey de güzel ama dur. Bunlar düşmesin. Şu da güzel ama. Gelsin bakayım kilosuna bir.
Elimde de çok para yok ki. Yeşillik alacağım, hepsi pahalı. Ben şunu merak ediyorum, akşam oluyor ya. Bunlar burada mı yatıyorlar? Bu kadar şey hani buraya yığıyorlar, biriktiriyorlar ya. Yığıyorlar hani, yığın yapıyorlar. Acaba diyorum, onu soracağım şimdi. Ben bir şey merak ettim yavrum, onu soracağım. Akşam olunca bunu, mesela gece olunca ne yapıyorsunuz? Ha, üstünü örtüyorsunuz. Burada kalan oluyor mu? Burada. Ve bunu beklemeleri lazım. Kamera var. Ha, kamera var. Tabii tabii, elinde cep telefonuyla. Ben bunu merak ettim. Ben o yüzden merak ettim. Sordum. Her yerde kamera var diyor. Tabii haklı. Kamera olunca üstünü de kapattın mı tamam. İşte merak ettim. Ha, bunun kilosu ne kadar? 25. Mikrodonundan verin. Sen abi irilerinden ver. Şu iri, iri olanlardan. Yeter. Tamam, yeter. Benim hiç aklıma gelmemişti abi. Kamera var diye, doğru. Bir de kamera cep telefonuna ayarlanıyor. Mesela benim yeğenimin şeyde inekleri var. Giresun, yani şehrin az dışında inekleri var. Kameradan hep bakıyor böyle. Dört tane ineği var ya, biz de görmüştük. Tamam. Kameradan böyle bakıyor. Haklı. Gerçekten ben hiç düşünemedim bunu. Güzel bir isim. Sistem. Kamera sistemi gerçekten güzel bir sistem. Evet. Aldım hep yeşillik. Pırasayı da aldım. Mecburen hep yeşillik. Bunu pırasaya koyarım. Bir de tarator yaparım. Taratorunu da seviyorum. Ya da salataya koyarım. Bacım, ha bunu da diyecekler ki şimdi bak, yeşillik. Evde bir şey yok. Onlar istiyorlar ki hiç yemesin. Esra hiç bir şey yemesin. Ha bunu da diyecekler ki param yok diyorsun, niye aldın? Yahu yemeyecek misin bacım? Bir yerden borç alıyorsun, alıyorsun. Yemeyecek misin? Ha. Ya bu şey. Yemeyeceksin mi? Yeşillik bu ya. Sanki kuzu çeviriyorum her gün. Ha, kuzu çevireyim her gün. Evde arkadaş böyle uğraşmaları, ben şey oluyorum. Çünkü bu evin eksiği, evde hiçbir şey yok. Evde hiçbir şey yok. Buzluğa da dadandım zaten. Anam, soğan da yoktu. Ha, bunun sapından soğan yaparım. Evet, şimdi şu yokuşu bir de çıkmak var. Bunlarla bir de çıkmak var. Haydi bismillah diyerek çıkalım. Anam, araba üstüme mi girdi? Evet. Geriye döneyim, gidebilir başka bir şey. Aç işte. Aklımın şey oldum da. Başka bir şey bıraktım sanırım. Şimdi oraya doğru nasıl çıkaracağım ben? Şeyden de gelsem gene yokuştu. Bizim pazardan da alsam gene yokuştu. Bura en azından, ya köyde de şurada da burada da organik diye bir şey kalmadı da. Hep gübreler, şeyler, kimyasallar kullanılıyor da. Ama hangi diriyiz aslında? Gene de yayla diyoruz. Hani yaylanın da oksijeninden, havasından bir şeyleri güzel oluyor tadı. Hani yayladan gelen şeylerin tadı güzel oluyor. Mesela oradan hep geçerdim, gelirdim. Bir şey öğrendim mesela. Kamera var, üstünü kapatıyordu. Ben onu düşünemedim. Ben hep diyordum ki, içimden söylüyordum. Bunlar nasıl güvenip de ya, nasıl ya, biri beklerdir diyordum. Ya da bunu nasıl içeri alıyorlar sürekli diyordum. Ya biri beklerdir. Ya kamera da olsa ama bakıyorsun diye gece. Bir de bizim Giresun'da o tür şeyler, Allah'ımıza şükür olsun, yok.
Hani hırsızlık şeyleri yok bizim burada. Yok, Allah da vermesin hiçbir yerde. Ay, Allah çoluğumuzu, çocuğumuzu, kimseyi kötü yollara düşürmesin ya Rabbi. Kötü işlere düşürmesin ya Rabbi. Allah'ım onların hep yanında olsun. Ben abur duyuraz dinleneyim. Nefes alayım burada. Şuraya yere oturacağım, şuraya. Alayım dedim. Evin havası ya dışarının havası bir mi? Tabii ki dışarı çıkınca havalıyorsun. Oy. Yalnız dondum. Dondum. Burnum dondu. İçim de üşüyor ya bu kadar şeyde. İçim de üşüyor. Ay üstüne bak. Korkuyorum yanımda müzikler araba geçince. Yasemin'in nereyi açık bırakmış bir videosunda kesmek zorunda kalmış. İşte ben onu yapamıyorum. Serzan onu becerebiliyor. Şeyden hani yayınladıktan sonra oranın sesini kesebiliyor. Ben onu bile bilmiyorum. Kesmek zorunda kalmışlar çünkü telif gelmiş. Telifli yeri yayındayken kesmişler. Kesebilmişler. O yufka açarken nereden müzik geliyordu? Ne oluyordu? O yüzden en ufak müzik telif veriyor. Telif verdiği zaman ben o müzik yerinde kapatamayayım. Hepten kaldırayım. O zaman hepten çöp oluyor yani. Tekrar yayınladığında aynı izlenmiyor. Çünkü onu zaten YouTube öne vermiyor. Yani bayatlamış oluyor. Bayat ekmek gibi. Bak günlük çekiyoruz görüyorsunuz. İşte bu akşam bir şeyler yaparım. Onu da yarın şeye çekerim. Değil mi ya, çok çalışmam gerek çok. Çok çalışmam gerek ki borcunu ödeyebilsin, evi bakabilsin. Lazım değil. Allah'ım yardım etsin. İnşallah hasta olmam. Hasta olup da gene anlamıyorlar, yazıyorlar, diyorlar ki oğlun üzerine geçebilir, oğlun niye üzerine almıyor? Ya alamıyor, alamıyor. Oğlum, ya eşim bile olsa bak. Ben size bir dükkan açmışım ya. Burada dükkan sayılıyor ya. Eşim olsun, eşimin üzerinden de düşüyorum. Çünkü ben bir iş yeri açmış oluyorum. Mesela İsmet'in üzerindeyken ben onun üzerinden de bu Bağkur'a bağlandığımda düşerdim. Düşerdim. Şeye bağlandığımda hani Bağkur'a bağlandığımda işte o düşüyorsun, sigortadan düşüyorsun. Senin kendi iş yerin oluyor. Kendi iş yerin. Anlatayım anlamıyorlar, bir daha soruyorlar. Herkese sağ olsun, bir tanesi demiş ki neyini anlamıyorsun demiş. Yani bir iş yeri açmış oluyor. O da söylemiş. Eşimin üzerine bile giremiyor demiş. Yani eşimin adına bile gidemiyorum ben. Şeyli olmuyorum yani. Çünkü kendi başıma değişik bir, kendi başıma bir iş yeri olmuş oluyor. Kendi başıma şeyimi vermem gerekiyor. O Bağkur'umu da toplayıp hepsini vermem gerekiyor. Allah razı olsun. Fısfısım yok ya. Oradan söylüyorlar gönderelim, buradan söylüyorlar pazartesi gönderelim. Allah hepsinden razı olsun. Başka ilaca ihtiyacı var mı? Hani eczacı olanlar. Allah razı olsun. Ama zannetmiyorum şey yapacaklar, yapabileceklerini ama. Çünkü onu hastanın kendisi, yazılan kişinin ismi çıkıyor. Sen eğer nefes darlığın yoksa, yani senin eğer kendine bile alsan onu yazdırsan, orada senin doktorun sana yazıldığı görünmedik zaman sen de alamıyorsun ki. Doktora gitmen gerekiyor ki, kanıtlanması gerekiyor ki, bilgisayara geçmesi gerekiyor.
Eğer böyle bir ilaç sen almadıysan bir daha onu alamıyorsun. Ama alan kişi alabiliyor. Bu ilaçtan kullanan kişi kullanabiliyor. Ama sen o ilaçtan almadıysan ne kadar iyilik yapmaya da çalışsalar Allah razı olsun yapamayacaklar biliyor. Alamazlar. Ancak işte 300'ün üstü de parayla alınıyorsa o şekil. O şekilde ne yapayım ya? Allah var yukarıda ne yapayım ben? Çiğseli ben hızla gideyim eve canım. Ben burada bitireyim. Ben elime daha telefon alamam çünkü bunlarla götüremeyim. Hem çekip hem götüremeyim. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin insanlar dar günde belli oluyor. Gerçekten zor günde belli oluyor. Ne kadar bir düşmüşün yanında bulunmanız. Yani ya ben henüz düşmedim ama düşmüş sayılırım. Çünkü neden? Bir sürü borcum üstüme yüklendi. Nasıl öderim? Mesela. Çünkü buradan çalıştırıp burayı çalıştırıp da gene buradan kendini ödettireceğim. Ne yapayım? Ne yapacağım? Burası izlenecek. Hani buradan gene çekimini yapacağın şeyini yapacağım ki buradan ödeyeceğim. Allah sizin gibi insanları bana tanıttıysa Allah'ıma hamdolsun, şükrolsun. Allah'ım var ya sizlerden Rabbim binlerce kere razı olsun. Eliniz ayağınız dara gelmesin. Her kim izliyor, her kim bana destek veriyorsa elleriniz ayaklarınız dara gelmesin. Hacım, öpüyorum sizi. Akşama hangi yeşillikten yapacağım bilmiyorum ama yaptığımı da çekerim de bunu da yarın saat gene bir gibi öğlen video olarak atarım. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet ediyorum sizi. Hemen eve gidip bunu editlerim size atarım saatinde. Ha bak gene beni bekliyor. Ki ha burada hiç gitmemiş ha burada bekliyor. Kızım anasını bekliyor kızım. Kapılarda bekliyor buralarda bekliyor kızım. Akşam ezanı okunu. Azallah çalışan, azallah çalışan. Bismillahirrahmanirrahim. Giresinden yurt içi yurt dışı herkese selam olsun. Her yere. Tek sahibimiz Allah. Tek sahibimiz Allah. La ilahe illallah. Sen her yerde böyle benim peşimde gez yavrum. Gez yavrum. Gez sen peşimde gez. Gez.